bir kaynaktan bir bilgi geldiği zaman size devlet sırrını mı ortaya çıkartırsınız yoksa devletin bekasını mı seçersiniz? Soruyu görelim. Neden? Şimdi bakın, bir gazeteciye devletin bekasını mı düşünürsün derseniz gazetecilik yapmak mümkün değil. Çünkü devletin bekasının ne olduğunu tayin etme yetkisi devletin elindeyse bu sorunun hiçbir anlamı yok. Çünkü iktidar sahiplerinin devletin bekası diye gördüğü bir şeyi ben tam aksine, ben bunu yayınlamazsam devletin bekası tehlike altında diye görebilirim. Bu benim koyduğum bir kural değil. Bu dünyanın bütün demokratik ülkelerinde korunmuş bir kuraldır. Çünkü bazı kavramlar vardır, bunun tarifini yapmak mümkün değil. Hainlik kavramı. Sana göre hain, bana göre değil. Ben hain kelimesi hiç sevmem. Dünyada en kolay kullanılan kelimelerden biridir bu. Hain. Nazım Hikmet'e dün hain deniyordu, bugün vatan kahramanı şair oldu. Yani dolayısıyla hainlik falan gibi kavramlar şu olmaz. Şimdi devletin sırrını ortaya mı çıkarıyorsunuz derse, tabii ki şu var. Yaptığınız haber ülkenizin menfaatini bozacak bir haberse dikkat etmek bence bir yurtseverliktir yani. Ben bunu çok yaptım. Çok yaptım ama bir şey söyleyeyim, bir gazeteci, tecrübeli bir gazeteci olarak. Devletten gelen her haberde şüpheci olacaksınız. Hayat bana bunu öğretti. Bana bir kere öyle bir kazık attı ki bu devlet. Hayatım boyunca unutamadım. En sevdiğim iki arkadaşımla başım derde girdi benim. Mehmet Ali Birant'la ve Cengiz Çandar'la. Andıç meselesini. Bana devletten gelen bir kaynaktan gelmişti haber. Kullandım. Ne yazık ki, ne yazık ki orada oyuna getirdiler beni. Ondan sonra Mehmet Ali Birant'a bir gün rica ettim. Gelip Kanal D'de, şimdi senin oturduğun koltukta, dedim ki Mehmet Ali geleceğim. Senden canlı yayında halkın önünde özür dileyeceğim dedim. Gittim özür diledim. Ve ondan sonra Mehmet Ali'nin ölümünden sonra bir gün kapım çalındı. Bir büyük kutu. Süre aldım. Bir büyük kutu. Kutunun içerisinde Amerikan Big Band caz dönemine ait bir koleksiyon. 33'lük plaklardan oluşan. Üzerinde bir not. Mehmet Ali Birand'ın eşinden, Cemre'den geliyordu. Ve bana dedi ki, Mehmet Ali bu plakları en iyi senin değerlendireceğini düşünüyordu. O gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Cengiz'in de, Mehmet Ali Birand'ın da Doğan grubuna alınmasından ondan sonra en büyük etkiyi ben oynadım. Bunu Aydın Bey de şahittir. Aydın Bey de ben. Aydın Bey Allah için o da. Yani hayat bize bir sürü şeyleri öğretiyor. Yaptığınız yanlışları, şunları, bunları. Ama öğrendiğim en önemli şey, bir yanlış yaptıysanız bunu itiraf etmekten hiç korkmayacaksınız. O itiraf sizi küçültmüyor, tam aksine büyütüyor. Vicdanınız da bir ölçü. Ama bazı şeyler var, hayatın sonuna kadar taşıyacaksın. Yani ben o yaptığım andıç ayıbını hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. Taşımalıyım da ya zaten yani. Taşımalıyım da. Hiçbir zaman bitmeyecek o. Ama bir şey var. Hayatın akışını geriye çeviremiyorsunuz yani. Süre bitti. Sizi ağlattık. Evet. Evet, duygulandırdım. Ama yani ağlattık. Duygulanıyorum yani.